Saat sabah 9'da kaymakamlık, garnizon komutanlığı ve belediye başkanlığı çelenklerinin anıta sunulmasının ardından saygı duruşu ve istiklal marşının okunduğu sırada erbaşlar tarafından anıttaki bayraklar göndere çekildi. İlçe Kaymakamı Ali Akça, Belediye Başkanı Aynur Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Garnizon Komutanı Kerim Kazanasmaz, İlçe Jandarma Komutanı Uğur Baş, Emniyet Müdürü Şükrü Kaplan, siyasi parti başkan ve yöneticileri, bazı belediye meclis üyeleri, kurum müdürleri, askeri personel, oda ve dernek başkanları ile gaziler katıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ilçe garnizon komutanı Kerim Kazanasmaz yaptı. Bugün tarih sahnesinde var olduğu günden beri bağımsızlığı ile tüm dünyaya örnek olmuş, mazisi kahramanlıklarla dolu yüce Türk milletinin ve kahraman ordumuzun kutsal vatan topraklarımızı istilaya ve milletimizi tarih sahnesinden silmeye kalkışan düşmana karşı tüm imkansızlıklara rağmen ebedi başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazandığı büyük zaferin 94. yıl dönümünü kutlamanın onuru ve gururunu yaşıyoruz. 26 Ağustos 1971 tarihinde Malazgirt Meydan Muharebesi neticesinde kazanılan zaferle Anadolu'nun Türk yurdu olduğu tescillenmiş, yine 26 Ağustos 1922 günü başlatılan Başkomutan Meydan Muharebesi 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlandırılarak devletimizin yeniden inşa süreci başlatılmış ve ilelebet payidar kalacak yeni Türk Devleti'nin, genç Türk Cumhuriyeti'nin temeli burada sağlamlaştırılmıştır. Konuşmanın ardından tören Turgut Alp Anadolu Lisesi öğrencisi Kadir Bilican 30 Ağustos ve Jandarma Er Recep Özdemir'in Zafer isimli şiirlerini okumasının ardından anıt önündeki tören sona erdi. Başlar dimdik, gözler çelik, yüzler poz, bayrak imil imil geçer ordular. Geçer tunç adımlar, demir göğüsler, geçer Mehmetçikler, geçer subaylar. Hepsinin alnında zaferden süsler, geçer hayalimde bir bir alaylar. Ufukta bir duman, bir toz, Türk süvarisi yürüyor uzakta, top sesleri homurdanmakta. Köpük içinde tere batmış atlar, bunlar at değil, uçan sakaratlar. Sisler tepelerde, gölgelerde boğuşuyor. Gölgeler düşüyor, kalkıyor, koşuyor, süngüler parlıyor, eziyor, vuruyor. Törenin ardından İnegöl Kaymakamı Ali Akça, ilçe garnizon komutanı Kerim Kazanasmaz ve belediye başkanı Aynur Aktaş saat 10'da kaymakamlık makamında tebrikleri kabul ettiler. Eski milletvekilleri, İnegöl Meslek Yüksek Okulu Müdürü, ilçe jandarma komutanı, ilçe emniyet müdürü, duran mı ya? Gel buraya gel.